videoları buradan devam ediyoruz. Canlı yayınlarımız artık Twitch'te. Dipnot olarak canlı yayınlarımızı sadece Twitch'te izleyebileceksiniz bundan sonra. Canlı yayın için YouTube'a artık ara verdim. Sadece videolar YouTube'da arkadaşlar. Bunun da bilgisini paylaşayım. Twitch Sesli Bilgiler TR takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa Buycamız arkadaşlar. Rise Online'dayız. Rise Online'da Arbor sunucusunda 23 Ağustos 2023'te Discord'dan bir yazı paylaşıldı. Bu yazı üzerine bu videoda hem bir yorumlama yapacağız hem nedir ne değildir gelebilecek güncellemede göreceğiz bunu muhtemelen. Artık güncelleme hangi saat, hangi gün, hangi tarihte gelir bilemiyorum ama hani olay şu arkadaşlar. Zindanlarda özellikle son dönemlerde grup zindanlarda Kaleb zindanda geldikten sonra özellikle bu daha çok ön plana çıkmaya başladı. Hani bu 10'çar 20'çar zindan yapanlar var. Bunu zaten herkes biliyor artık. Normalde ben gibi oynayan çok nadir kalmıştır herhalde 1'çar 1 zindan yapan günde. Bir çar bir zindan derken yani bir çarın zindanları olarak bahsediyorum ama hani onun yani dışında 10 çar 20 çar zindan yapanlar vardı, bunu biliyorduk görüyorduk oyun içinde, zaten keza kendileri de yazıyordu bunu yapanlar. Evet, hani oyun buna imkan tanırken yani vakti olan zamanı olan yapabilir mi, yapabilir, onlar kendince haklı ama solo tek başına oynayıp veyahut da iki kişi oynayıp böyle günde bir çarla bütün zindanlara girip de uzun süre drop alamayanların da ızdırabı şuydu veya şikayeti şuydu. 10'çar 20'çar girenlerden bize bir şey kalmıyor muhabbeti dönüyordu. Yani bize bir şey kalmıyor derken şöyle, onlar 20'çar girip de parayı öyle kasıp gerek oyunda kullanıp gerek cebine alıyor, ne yapıyorsa o bizi ilgilendirmiyor ama böyle söylemler, böyle şikayetler son dönemde iyice artmıştı. Kaleb zindanın zorluğundan sonraki Dragon'da boss'ta zorlaştıktan sonra şöyle de bir gerçek var. Burada hakkını vererek oynayanları kenarda tutuyorum. Onlara çok bir şey diyemeyeceğim. Sonuçta düzgün oynadıktan sonra normal oynayan, adabıyla, edebiyle, hakkıyla oynayan oyuncunun oyunu bozmadıktan sonra buna bir şey diyemeyiz ama şöyle de bir durum vardı. Mesela grup zindana giriyoruz Dragon'a. Dragon'un artık canlar arttıktan sonra son boss'ta özellikle keserken oto eşleş yapmamaya dikkat ediyorduk son dönemde. Dışarıda parti kurulu böyle giriyorduk. Neden? Çünkü oto eşleşte girdiğin zaman işte böyle yan çar yapanlar, sen giriyorsun 85 level. Tutuyor bir tane 75 level adam geliyor. 72, 73 level, 77 level neyse kısaca. Senin hani levele de çok takılmıyorum. Leveli kasmamıştır, yeni başlamıştır. Amenna, ama hani yan çar olarak böyle düşük levelde görev itemiyle zindana geliyor. Ve hani bu şekilde geldiği yetmeyip anahtar takma yerinde AFK kalıyor. Köprü kaldırmalarda AFK kalıyor. İnci toplamada AFK kalıyor. Yetmiyor, pişkin pişkin eşek gibi kesmek zorundasınız diyor. Yani bunlarla çok karşılaşanlar oluyordu son dönemde. Bunlar kendi sonunu getirdi. İyi oynayan, edebiyle oynayanın da sonunu getirdi. Nasıl sonunu getirdi? Şuradan hemen açayım arkadaşlar. Göstereyim size de. Vionra'nın bir not paylaşımı olmuş. Discord üstünden. Şöyle büyüteyim. Siz de yazıyı daha net okuyabilirsiniz. Bu Rise Online'ın Discord'unda Vionra'nın paylaştığı yazı arkadaşlar. Yazıyı şöyle görüyorsunuzdur herhalde. Yazıyı ben şimdi size okuyacağım. Zindanların en son seviyesine girebilmek için sezon puanına göre örneğin ilk 250 Protean slash Nazgar sayılar örnektir demiş. Sıralamasına girmiş olmanız gerekecek. Her gün saat 12'de sezon puanına göre sıralamaya girmiş kullanıcıların zindan hakları yenilenecek diyor. Zindanların diğer modlarındaki drop oranları ciddi derecede azaltılacak. Ex oranları ise arttırılacak. Kaleb zindanı ile sistem denendikten sonra diğer zindanlara uygulaması düşünülmekte denmiş. Böyle bir yazı paylaşılmış arkadaşlar. Şimdi bu nedir? İşte bu az önce bahsettiğim şeylerin sonucunda ortaya çıkan bir şeydir. 10'çar giriyor, 20'çar giriyor. Amenna, ama çok fazla şikayet olmaya başlamıştı. Son dönemde bana da çok denk gelmeye başlamıştı. Giriyor adam, dediğim gibi inci de toplamıyor. Bir de yazıyor pişkin pişkin. Eşek gibi oynayacaksınız. Bunun Crystal Fortress'ta da denk gelenleri var. Blood Valley'de de denk gelenleri var. Oturarak hiçbir şey yapmadan. Parti kazandı mı kutusunu alıp çıkıyor. Tabi Crystal Blood Valley'e gene bir şey geldi. Hani en azından birinci sıradakinin %5 Battle Point'ini kasman gerekiyor gibi bir durum geldi. Ama bu da gene çok bir çözüm olmadı. Çünkü zaten 4K Battle Point kastıysa birinci sıradaki adam 200 Battle Point'i her halükarda kasıyor. Gidiyor 3-4 adam kesildi mi partiden çıkıyor. Kenara geçiveriyor. Hani böyle durumlar var. Onlara da belki daha değişiklikler gelebilir. Ama kısaca abi bu değişiklikleri, bu tarz işte oyunu kötü şekilde oynayanlar kendi kendine sorunu getiriyor. Benim açımdan çok iyi oldu bu. Belki 10'çar zindana girip hakkıyla da oynasa. 10'çar zindana girenler şimdi kızacak belki bana ama abi ironi yapın. Kendinizi de karşı tarafın yerine koyun. Empati yapın. İroni yapın diyorum bu arada. Empati yapın abi.
Karşı yerine kendinizi koyun. Sen günde bir kere zindana giriyorsun. Vaktin bir kere zindana girmeye yetiyor. Ama 10 çar zindana girmiş birisi geliyor. Senin keyif alacağın bir zindanda oturuyor. Hiçbir iş yapmıyor. Heal atmıyor. Derken Kaleb kesilmiyor. Ya da derken Dragon kesilmiyor. Ondan sonra sen Allah seni bildiği gibi yapsın deyip Alt F4 diyorsun. Ya bunun işte sonucunda bu geliyor. İnşallah çok uzamadan gelir bu. Bunun kısaca hani olayı ne? Anladığım kadarını aktarayım. Şimdi kafa karıştıran bir yazı olabilir birçok kişi için belki ama anlayanlar, ben yanlış anladıysam da yine tam net anlayanlar düzelsin. Şimdi sayıyı örnek vermiş ama burada mesela şöyle bir durum var. Protean Lunaskar demiş. Muhtemelen Protean da ilk 250, Lunaskar da ilk 250 olabilir bu. Çünkü Protean ve Lunaskar da toplam 250. Tabi sayı örnek, ben bu sayı üstünden farazi konuşuyorum. Belki sayı 100 diyecekler. Belki 50 diyecekler. Belki 500 diyecekler. Bu sayı üstünden örnek gösterirsek 250'nin 250 Protean 250 Lunaskar olacaktır diye düşünüyorum. Temelli 250 olursa, yani sayı üzerinden örnekle, 125 Protean 125 Lunaskar olacaktır ki mesela ben şu an sıralamada değilim. Hani BP'mi göstereyim sezonluk. 32,5K BP'm var. Hani şu an ben ilk 100'de değilim muhtemelen. Site sıralamasından da göstereyim hatta. Bir saniye onu bir açayım. Evet, site üstünden şu an şöyle göstereyim arkadaşlar. Açtım hemen. Puan sıralaması diyeyim. Şu an sıralamayı görüyorsunuz. Bakın ben şu an şöyle yaptım. Şunu tam ekran vereyim, dur daha net anlaşılsın. Sezon sıralamasını açtım. Rogue'ye çektim Lunaskar'da. Yani tüm ırk olarak çekmedim. Burada her sınıfa mı ayrı olur? Hepsi mi olur? Tümü diyeyim hatta ben. Abi tümü dediğimde Lunaskar'ın tümünü açtığımda sezon puanına en yüksekten en düşüğe çekelim. En düşükte 30K Battle Point var. Yani bakıldığında 30K benim, hani benimkinden az normal. Ben 32K'yım ama ben bu hani tüm sıralamaya şu an için giremiyorum. Neden giremiyorum? Çünkü burada Warrior'lar da var. Okçular, Warrior'lar hepsi ayrı ayrı dizildiği için. Hatta şöyle ilk sıraya doğru çekeyim. Dur lan, çekemedim. İlk sırada okçuları görüyorsunuz. Yani burada şöyle bir şey. Okçular daha fazla, bıçakçılar daha fazla kastığı için, mençler daha fazla kastığı için 30K sağ tarafa kasan, sezonluk puanı kasan bir Warrior ilk 50'ye girebilirken ben 32K ile giremiyorum mesela. Ama ne olur? Hani şöyle düşünebilirsiniz. Burada sadece okçu bazlı bile bakmış olsak, şöyle Lunaskar'da sadece okçu bazlı bile bakmış olsak, açayım. 50. sıradaki okçu Lunaskar tarafında 59K Battle Point kasmış. Yani ben de 32K olduğuna göre muhtemelen ilk 100 dense bile ilk 100'ün içine girebileceğim. Yani benim gibi oynayan oyuncular muhtemelen zindanlarını rutin şekilde yapabilecek. Tabi sayı 100 ile sınırlı olursa. Ama bu sayı 100 olursa çok az olur. Muhtemelen bu sayı, işte belirtilen rakam 250 olsa farazi. 250 olduğunda kısaca hani ayın 23'ü 24'ünde toplamda bir 10K bile veya 5K bile kasmış sağ tarafına oyuncu bir şekilde zindanına girebilecek. Tabi bu en zor seviyesi için diye de dipnot verilmiş. Onu da tekrar şöyle ekrana vereyim. Hani burada şey değil olay. Bütün zindan, yani zorluklar için demiyor. Hani sadece en son seviyelerine girebilmek için diyor. Bakın burayı da anlayın. Yani Dragon'a gireceksiniz. Grup zindan. Dragon'a gireceksiniz. Dragon'da Easy'de giriyorsan sezon puanına herhangi bir sınırlama olmayacak. Veya Hard'da giriyorsan olmayacak. En son modda. Yani kısaca oyununu düzgün oynayan, levelini kasmış, itemini almış almamış önemli değil. Levelini kasmış ama aynı şekilde Battle Point de kasmış. Oyuna bir şeyler veriyor, yani zaman veriyor, etkinliklere giriyor. PK'sı olmasa bile kristaline, blooduna giriyor. Bu şekilde oynayan adam en zor seviye zindana girdiğinde en azından 10 çar yapan, 15-20 çar yapan yan çarlara denk gelme oranı büyük oranda azalacak. Çünkü hani 10 çar oynayan birisi bir çarını belki etkinliklere sokar, BP kasar. İkinci çarını belki etkinliklere sokar, BP kasar. En zor seviye zindanlara girebilmek için, ama 10 çarın 10'unu da bir ay içinde BP kasamaz. Yani hani şunu da düşünenler olabilir. Girer AFK kalır. Etkinlikte BP'yi kasar. Bir kalır, iki kalır. Şikayet edildi mi cezayı alır ki bu geldikten sonra mesela şöyle de bir dipnot. Bu çıktıktan sonra naçizane tavsiyem, en azından bu AFK kalacaklara, etkinliklerde AFK kalacaklara yaptırımların değişmesi lazım. Yani Crystal Fortress'a girip de bir adam AFK kalmış. Birinci şikayette hani basit bir cezadan ikinci şikayette ağır bir cezaya geçmesi lazım. Atıyorum iki kere aynı adam etkinlikte AFK kaldı, reportlanmış mı? Söz gelimi bir ay içerisinde. Bu adamın cezası hani şimdikilerden daha ağır olmalı ki hani böyle 10 çar 15 çar yapanlar girip 3 güne bir 4 güne bir AFK kala kala BP'yi kasıp en azından bozmasın düzeni, ama işi zorlaştırmışlar kısaca. İyi olmuş, düşünce iyi olmuş. Biz bunu yayınlarda daha evvel ara ara
dillendiriyorduk. İşte premium istese mi, zindan zorluklarına göre premium değişse mi, elitle easy'ye girerken hard'a girecekse royal istese mi gibi, yani en zora girecekse ya da. Biz böyle böyle öneriler kendimiz kafamızda plan kuruyorduk yayınlarda. Bu gelen daha mantıklı olmuş. Battle Point'i kasan adam aktif oynayan adam demektir zaten. Yani ben PK'ya çıkmadığım halde ben 24 günde, bu videoyu çektiğim tarih Ağustos'un 24'ü bakın, 32.5K Battle Point'im var sağ tarafta ki ben hani şu an sıralamada ilk yüzü görsek ilk yüzün içinde olacak bir çar. 50 kişi olduğu için sıralamada şu an 50'yi görüyoruz. Dolayısıyla hani ilk 100, ilk 200, ilk 300 kişi atıyorum bu şekilde girecek olduktan sonra birçok kişi bu BP'ye çok rahat ulaşır, yani gözünüzde büyütmeyin diye söylüyorum. Blood Valley'lere, Crystal Fortress'lara gire gire zaten çok rahat kasılıyor PK'ya çıkmanıza bile gerek kalmadan. Bakalım gelecek güncellemelerde göreceğiz arkadaşlar. Siz de fikirlerinizi belirtin. Bu nasıl bir gidişat gösterir oyun için veya sizin için? İyi mi, kötü mü? Yorumlara yazın. Bakalım ne göreceğiz. En azından oyunun gidişatı etkinlik bazlı, zindan bazlı günden güne benim şahsi fikrimce daha da iyiye gidiyor. Sizlerin de yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, paylaşmayı unutmayalım. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.